Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Türkiye'deki muhalefetin gözbebeği solcu Lula'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler. Latin Amerika'nın en büyük ülkesi Brezilya'da iktidar aşırı sağcı lider Jair Bolsonaro'dan sol partiye geçti. Lula, 1 Ocak 2023'te devlet başkanlığını Bolsonaro'dan devralacak. Türkiye'deki sol muhalefeti heyecanlandıran Brezilya İşçi Partisi lideri Lula'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik övgü dolu sözleri ortaya çıktı. Brezilya'da yeniden seçilen devlet başkanı Luiz Lula da Silva, 2013'te Türkiye'de Taksim Gezi Parkı'nda ve Brezilya'da São Paulo'daki ulaşım eyaletleriyle başlayan ve ulusal çapta eş zamanlı meydana gelen protestolar sırasında dönemin başbakanı Erdoğan'ın kendilerini arayıp "Erdoğan bizi aradı, dikkatli olun, bu bir meydan için yapılan yürüyüş değil, hükümetinizi düşürmek istiyorlar" dediğini açıkladı. Uzun süredir cezaevinde bulunan ve tahliyesinin ardından 2020'de Brasil Vaira'dan Michel Brooks'a konuşan Lula da Silva, o dönemde ulaşım eylemleriyle başlayan kitlesel protestoları Amerika merkezli haber alma teşkilatının başlattığına inandığını ama sonrasında başka güçler tarafından sahiplendiğini ifade etti. Brian Muir, Telesur'dan Nicolas Musa verdiği röportajda, 2013'teki protestolarda yabancıların dahil olduğuna inandığınızı belirtmiştiniz. Bunun ardından Brezilya solunun bazı kesimleri tarafından CIA'nin olaylardaki rolünü bahane ederek olaylardaki sorumluluğunuzu azaltmakla suçladınız. 2013'te dış müdahale olduğunu söylediğinizde ne demek istediğinizi tam olarak açıklayabilir misiniz? Bu soru önemli çünkü o röportajda ne demeye çalıştığımı açıklamama yardımcı olacak. Ben hareketin CIA'nin başlattığını hiçbir zaman söylemedim. Hareket, bazı Brezilya eyaletlerinde toplu taşıma hakkı için mücadele eden insanların protestolarıyla başladı ve bu meşru bir toplumsal hareketti. Ancak kara blokun birkaç şeyi kırıp dökmeye başlamasından sonra hareket devralındı. 1 milyon orta sınıf insanı hükümete, Dünya Kupası'na ve Brezilya'da olan her şeye karşı sokaklara taşıyan şey ulaşım eylemleri değildi. Örneğin Globo TV daha önce Brezilya'da olan hiçbir işçi eylemi için bir telenovelayı kesmemişti. Birdenbire TV Globo, SBT, Band Rentas ve Record, insanları sanki bir partiye davet ediyormuş gibi sokağa davet etmeye başlamıştı. Bu protestolar Brezilya tarihinde görülmemiş bir şekilde televizyonlardan canlı yayınlandı. Yani hareketin São Paulo'daki 20 centlik ücret artışı için başladığı doğru olsa bile, bu hareket başkaları tarafından devralındı ve sürdürüldü. Tüm bu yaşananlar bugünden bakıldığında benim için daha net görülüyor ama şu an arkasında tam olarak kimlerin olduğunu hızlıca bulabileceğimizi sanmıyorum. Arap Baharı'nı hatırlıyorum, Mübarek'in devrilmesini hatırlıyorum. Mübarek gerçekten devrilmek zorundaydı. O, yıllarca iktidarı elinde tutmuş bir diktatördü. Ama sonrasında insanlar Mursi'yi seçti. Sonrasında Mursi'yi devirmek ne kadar sürdü? Şimdi sırada kim var? Madem insanlar demokrasi için savaşıyordu, şimdi Mısır'ı yöneten üç generale karşı ne yapıyorlar? Neden yürüyüşler ve protestolar olmuyor? Aynı şey Türkiye'de de oldu. Erdoğan 2013'te bizi aradı ve dedi ki, bu kent meydanını geliştirmekle ilgili bir hareket değil. Hükümeti devirmek istiyorlar. Brezilya'da çok dikkatli olun. Bu nedenle burada Brezilya'da olanlar hakkında şüpheci olmak için birçok nedenim var. Mesela o dönem hiçbir sendika hükümeti protesto etmiyordu. Bu hareketin ne olduğunu bilmiyorduk. Neredeyse her şeye karşı oldukları ve isteklerinin toplumun sadece bir kesimi için elverişli oldukları ortaya çıktı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.